İyi akşamlar değerli izleyiciler. Akşam aslında dil alışkanlığı, hep gece yaptığımız programı bu sefer gündüz saatlerinde yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul, Türkiye ama özellikle İstanbul ve özellikle Taksim Meydanı 4 gündür olağanüstü anlar yaşıyor. Ve Taksim Meydanı'nda birkaç gündür süren ve dün gece geç saatlerde biraz vandalizme kayan eylemler oldu. Aslında Gezi Parkı'nda yapılan bir kaldırım genişletme çalışmasında ağaçların kesilmesiyle başlayan eylemler ardından büyüdü ve gerek Taksim'de gerek Türkiye'nin başka kentlerine yansıdı. Hatta yurt dışındaki bazı kentlerde bile eylemler yapıldı. Daha sonra dün Başbakan Erdoğan'ın yapmış olduğu bir konuşma ve ardından da polislerin Taksim'den çekilmesiyle olaylar son buldu. Gerçi bugün de Taksim'de insanlar var. Bütün bu gelişmeleri neden oldu, nasıl oldu, nereye gidecek, ne yapacak konuşmak için Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün programımıza davet ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Sayın Başbakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Taksim'de başlamak herhalde doğru olacaktır. Çünkü gündemdeki en yoğun mesele o. Taksim'de olan bitenleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani ilk gününden dünkü o artık patlama noktasına varan eylemlere kadar bir değerlendirme yapar mısınız? Öncelikle tabii çok teşekkür ediyorum. Ve biraz da işi şöyle tarihçesiyle bir alıp buralara nasıl gelindi? Bu bir anda ortaya çıkan bir olay mı? Bunu özellikle ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Kim neyi nereye getirdi, nasıl getirdi bunu görmeleri bakımından. Çünkü bir olaya tam manasıyla teşhis koyamazsak onun tedavisi de mümkün olmaz. Zira bu olayın üzerinde durulan yer Gezi Parkı. Böyle başladı. Ve bu Gezi Parkı nedir? Neresidir? Ben inanıyorum ki bunu şu anda Türkiye'de bilmeyen çok. İstanbul'u bilebilir. Ama Türkiye'de bilmeyen çok. İstanbul'u bilmeyen olabilir. Doğru. Ve şimdi Ankara'da, Adana'da, Antep'te, şurada, burada falan bu işi kullanarak oralarda da birçok şeyler yaptılar. Örneğin Ankara'da Kızılay Meydanı'nda cam, çerçeve hiçbir şey bırakmadan otobüs duraklarını falan yaktılar, yıktılar. Çok şeyler yapıldı. Ne adına, niçin? Bunların hiçbirisinin demokrasiyle falan alakası yok. Gezi Parkı'ndaki sökülen ağaçlarla alakası yok. Ki orada da kesilen deniliyor ama aslında sökülen ağaçlar var. İki tane kesilmiş iki tane galiba. İki tane de orada kesilen ağaçta da henüz 10 tane sökülmüş, şeyler. İki evet, tane kesilmiş. Onlar var. Şimdi buranın biliyorsunuz geçmişi 1780'e dayanıyor. Ve 1780 3. Selim döneminde Selimiye kışlasına Avrupa yakasında karşıtı olmak üzere burada Topçu Kışlası yapılıyor. Ve bu Topçu Kışlası'nın mimarisi gerçekten çok çok farklı, güzel bir mimari. Ve bu mimari ta Lütfü Kırdar'ın valilik ve belediye başkanlığına kadar 1938'e kadar duruyor orada. 1940 evet. O zamana kadar geliyor. Ve yıkımı yapılıyor. Belli bir bölümü yıkıldıktan sonra orası Taksim Stadı olarak kullanılmaya başlanıyor. Ve Taksim Stadı olarak da belli bir süreç devam ediyor. Daha sonra bugünkü İnönü Stadyumu dediğimiz yere indiriliyor ki oranın da o zaman kullanılış şekli Dolmabahçe Sarayı'nın has ahırları. Evet. Has ahırları orada o zaman. Ve bu ahırlar oradan yıkılıyor, kaldırılıyor. Ve orada İnönü Stadyumu kuruluyor. Ve İnönü Stadyumu'nun da biliyorsunuz bir mazisi var. Daha sonra adı değiştiriliyor. Mithatpaşa oluyor. Mithatpaşa, daha sonra Dolmabahçe oluyor. Daha sonra tekrar İnönü Stadyumu oluyor şu andaki ismiyle. Ve şu anda mesela bizim önümüze yine geldi İnönü Stadyumu. İşte Beşiktaş Kulübü'nün müracaatları falan var. Biz tabii gerekli bu noktada olumlu yaklaşımı gösterdik. Gerekli desteği veriyoruz. Ve yeniden İnönü Stadyumu yapılacak. Biraz geri çekilmek kaydıyla. Şimdi asıl olan tabii Taksim Gezi Parkı ile alakalı olayda biz bunun rolevleri benim önüme geldi. Ne zaman? 2011 seçimi değil, belediye başkanlığım döneminde geldi. Fakat ben belediye başkanlığım döneminde şöyle bir yoklama yaptım. 94 senesi. 94-99 arası. Fakat baktım ki o günkü merkezi yönetim vesaireler bana burada destek vermiyor. Bu defa ben o işe yüklenmedim ve vazgeçtim. Ama o konuyu biliyorum. Ve başbakan olunca bunun bir yoklamasını şöyle dedim, çekelim.
Baktım ki önüme gelen o hakikaten röleveler nefis. Ve burada biz böyle bir eseri kazandırırsak Taksim'e, bir defa hem orada yeşili büyük oranda kullanırız, yeşilin yanında tarihi ve kültürü yeniden kazanırız ve bir de yayalaştırmayı yapacağız. O da benim yine belediye başkanlığından itibaren hedefim. O yayalaştırmayı başladık. Tamamıyla alan yayalaşacak. Ve bir başka hedefim daha var. AKM'yi de yıkmak. Ona gireceğim, evet. Ona soracağım. Yani AKM'yi de yıkalım diyorum. Çünkü yan tarafta bir boşluk var büyükçe. Arka tarafta büyükçe bir boşluk var, otopark. Bütün bunlarla oraya biz şimdi mevcut AKM'nin dışında biz oraya diyorum çok büyük bir kültür merkezi yapalım. Ve bunun içinde biliyorsunuz bizim şu andaki eserlerimizin yani sahne kültürü çok zayıf. Ve bizim burada yapacağımız bu eserle hakikaten dünyadaki en ileri mimari noktadaki teknoloji nerede kullanılmışsa, içeride sahne, seslendirme vesaire nerede kullanılmışsa biz bunu kullanarak burada böyle bir eser yapalım. Ve hatta Mete Caddesi boyunca o mimariyle de uyumlu yapalım. Baroksa barok. Daha başka tür bir mimari ise onu yapalım. Ama orada biz Taksim Meydanı'nda böyle güzel bir esere sahip olalım. Bu da şimdi bizim eser şeyleri, hedeflerimizin arasında bu da var. Biliyorum. Dolayısıyla biz orada 3 veya 4 tane değişimle bir yapılanmayı kazanacağız. Tarih kültür, 2 çevre, 3 yayalaştırma. Çünkü bu yayalaştırmanın içinde de ciddi bir çevrecilik yatıyor. Onu da orada yapacağız. 4 AKM ile meydana getireceğimiz yeni bir estetik. Şimdi bununla ilgili bu adımları atarken tabii bizim biliyorsunuz önce buradaki bu çalışmalara yönelik Gezi Parkı'na buradaki şu anda ekranda belediyenin kurulun var. Evet, evet. Kurulun bir olumsuz yaklaşımı oldu. Ki bu olumsuz yaklaşımı bu sefer üst kurul Ankara'dan bozdu. Ve bozmak suretiyle bu iş tekrar aslına döndürdü. Bakın şu gördüğünüz sağ taraftaki mimari çok farklıdır. AKM çok farklıdır. Ama şurada şu gördüğünüz yani bizim Taksim'e kazandırmak istediğimiz bu eser Taksim Meydanı'nı, çünkü İstanbul'un meydan noktasında böyle hani yani bu bizim meydanımızdır, güzel bir meydanımız var diyebileceği bir meydan şu anda İstanbul'umuzun hiçbir yerinde yok. Peki Sayın Başbakan, şunu merak ediyorum. Bu gösterdiğiniz şey baktığınız zaman hoş görünen bir şey. Ağaçları görüyorsunuz. Gayet sadece hoş görünen bir şey. Fakat şunda bir eksiklik olmuş olma ihtimali yok mu? Yani orada bir, çünkü biliyorum ki siz her konuda anketler yaparsınız, halka sorarsınız. Yani pek çok meselede günlük olaylarda bile sürekli halkın fikrini alırsınız. Mesela bu proje, bunun büyük büyük maketleri Taksim'e konulsaydı, bununla ilgili belki gazetelerde, televizyonlarda iletişim yapılsaydı, hatta belki nasıl olsun, ister misiniz, istemez misiniz denseydi, daha iyi olmaz mı? Şimdi yani tarihi bir eser için, bunun zaten aslı var. Bunun nasıl yapılacağı noktasında bir şey sormaya gerek yok. Bu 2011 öncesinde biz buradaki yıkılmış, yer ile yeksan edilmiş olan CHP zihniyetinin yıktığı bu eseri biz buraya yeniden dikeceğiz diye yola çıktık. Ve 2011'de ben bunu İstanbul'a çılgın projeler dedim ya, o projelerden bir tanesi de bu projeydi. Açıkladık, animasyonlarla bunun gösterilerini yaptık. Yani şu andaki gördüğünüz bu görüntüler bizim o animasyon görüntüleridir. Biz orada, Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde bulduk bunu. İşte biz bunları orada o zaman yayınladık. Ve oradan bu yana gelen olaylardır. Bakın bugün mesela bir grup gitmiş 3. köprünün orada 300-500 kişilik bir grup gösteri yapıyor. Neymiş? 3. köprü istemiyoruz veyahut da adına takılıyor. 1. köprüde de oldu. 2. köprüde de oldu. 1'de de yaptılar. 2'de de yaptılar. Şimdi burada da yaptılar. Normal efendim, bir şey yok. Şimdi bakın denizin altında. İstemeyen vardır her zaman. Hayır, şey isteyen de vardır. Ama şimdi aynı şeye bakın, geçen bir televizyon programında izliyorum. Şunu söylüyor adam. 358 bin ağaç kesilecek diyor. Ya sen bu ağaçların 358 bin adet kesileceğini neye göre söylüyorsun? Galiba, kim sana bunu galiba Ulaştırma Bakanı söyledim.
Yok böyle bir şey ya. Çünkü Ulaştırma Bakanı bile güldü bu işe. Hayır, şöyle ben bir yerde okudum. 1.200.000 ağaç kesilecek denmiş. Sonra projede yapılan değişikliklerle bu rakam düşmüş diye Ulaştırma Bakanlığı bir açıklamasıydı. Oradan hatırlarda kaldı. Böyle bir rakam yok. Ben işin içindeyim. Bizzat takip ediyorum. Ve bu konuda zaten bu bölge ağırlıklı olarak, yani bizim o ağaç kesimi veya sökümü denilen yerlerin dışında ağırlıklı makinin ötesinde kömür ocakları ve taş ocakları. Orası yıllarca İstanbul'un kömürünü verdi orası. Evet, kömür ocakları ve taş ocaklarının olduğu bölge şu anda bir defa bu adımla güzelleşecek. Şimdi ben her hafta sonu oradayım efendim. Evet. Evim oraya çok yakın. Gidiyorum. Şu anda orası büyük bir hata yapılmış vaktinde. Özür dilerim, belki bunu söylemek haddime değil ama büyük bir hata yapılmış. Bunlar kömür ocaklarına daha sonra ağaçlandırılmak, yani kömürün işi bitince ağaçlandırılmak vaadiyle Verilmiş. Değil, yasa öyle. Yasa öyle. Tabii. Fakat kömür ocakları buralarda işleri bittikten sonra ağaçlandırmadan buradan çıkmışlar. Yani orayı öyle çukur çukur bırakmışlar. Evet. Adeta. Bir kısmında bir ağaçlandırma yapılmış. Bazı özel ormanlar var şu anda sonunda. Ama bazı bu işi yapanlar var. Var. Yani doldurup birkaç aile, birkaç madenci yapmış. Yapanlar var. Ama evet. Büyük bölümü orayı böyle bir mezbellik gibi böyle bırakmış. Sanki hani meteor yağmuru olmuş oraya gibi delik deşik bir halde duruyor orası. Tamam. Şimdi işte bir, havalimanı. İki, üçüncü köprü. Bu iki proje o alanların tamamen aynı zamanda tanzimini getiriyor. Düzenlenmesini getiriyor. Ve bu düzenlemeyle birlikte oralar tamamıyla yeşile kavuşacak. Adeta oralar orman içinden bu üçüncü köprü otobanının geçtiği yollar haline gelecek. Havalimanı çevresi aynı şekilde orada çok çok farklı güzelliklere kavuşacak. Hatırlarsanız benim bir de her iki tarafa şehir dediğim olayda da oralar oradan nasibini alacak. Neylerle? Çeşitli orada konut, mesken vesaire bunlarla beraber bir güzelleşmeye kavuşacak. Kaldı ki burada üçüncü bir proje daha var. O da Kanal İstanbul. Şimdi bunu buraya yapmamızın sebebi de her iki taraf, Asya, Avrupa, bunların hepsi de burada güzelleşecekler. Burada çevreciliğin en ileri noktada uygulaması yapılacak. Şimdi buradaki mesele Taksim'de dikkat edilirse aslında Gezi Parkı olayı değildir. Aslında olay AVM olayı da değildir. Çünkü bizim burada söylediğimiz şey AVM dediğin zaman buraya zaten siz AVM böyle anlaşıldığı mesela bir İstinye Parkı gibi. Şimdi herkes öyle anladı başkanım. Yani bakın, siz AVM bir, deyince öyle düşünür herkes. Şimdi böyle bir şey oraya yapılabilir mi? Kaldı ki ben bunu söylerken yani böyle bir alışveriş yeri diye söylerken o zaman üstünde rezidans, otel, bu tür şeylerin olabileceğini söyledim. Bu da var işin içinde. Ama ben aynı şekilde bir şey daha söyledim. Bir de bir şehir müzesi olayını telaffuz ettim. Niye? Çünkü İstanbul'da ciddi bir şehir müzemiz de yok. Yani burada var. Darphane binası verilmişti. Evet. Oraya alan vakıf yapmadı onu. Şimdi mesela benim yeni bir şeyim daha var. Şehir müzesinin dışında biz bir İstanbul'a bir büyük milli kütüphane de düşünüyoruz. O milli kütüphanede Rami Kışlası olacak. Şimdi bunlar buna da kıyamet koparırlar. Ha Rami Kışlası Milli Kütüphane olacak. Ya şu anda zaten Rami Kışlası diye bir kışla kalmamış. Ama bizim elimizde onun röleveleri var. Biz bu röleveleri ihya edip, burayı bir milli kütüphaneye çevirip, burada 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon ne kadar alabiliyorsa cilt eseri buraya sığdıralım. Ve burada aynı zamanda bu kitap noktasında mesela ben az önce Osmanlı arşivlerinin Kağıthane'deki şimdi yeni yerini açtım. İftihar ettim. Yani böyle bir güzel yere kavuştum. Bütün aşı oraya mı taşınacak şimdi? Şimdi oraya taşınacak. Büyük ölçüde. Hepsi değil tabii. Ve orada bakımından bunların hepsinin dijital ortama kaydırılmasına varıncaya kadar her şey orada olacak. Fakat bizim şimdi buradaki olayda yani ısrarla üstüne basa basa çılgın proje diye söylediğim 2011 seçimlerinin öncesinde, çünkü bu olay bugün ortaya çıkmadı. 2011 seçimlerinin öncesinde bu konuşuldu. Ve şu anda 2013'teyiz. Ve bunun ben hatta kendim yaptığım basın toplantısında şu görüntülerin hepsini o zaman verdim. Mesela bir Ceylan Otel yapılırken bunlar neredeydi? Hiçbirinin sesi çıkmadı. Ceylan Otel'in olduğu yerde yine bu alanın içindeydi. Ve oraları o zaman şart olarak yapılmıştı. Şart olarak. Öyle bakarsanız yapılmıştı. O zaman Intercontinental Oteli diye yapılan şimdi evet. Marmara olan orası seyir terasıydı. Seyir terası. O da oraya yapıldı. Yani şeyin yani olduğu yer, Hayat Oteli'nin olduğu yer ağaçlıktı ve tenis kulübüydü. O da parkın içinde bir tenis kulübüydü. Oraya da Hayat Otel yapıldı. Bu hale dönüştü. İlk yapılan da Hilton Oteli. Hilton ben burası olmazsa yapmam deyip parkı ilk katleden Hilton. Bakın şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi Hilton'un
öndeki parkla ilgili benim verdiğim kavgayı herhalde takip etmişsinizdir. Orayı bizden alıp Hilton'a katmak için çok mücadele edildi. Ama biz olmaz dedik. Ve bu konuyla ilgili olarak maalesef başka bir belediye, o ilçenin sınırları içerisinde olduğu belediye bu işe yeşil ışık yakmıştır. Ama Büyükşehir Belediye'mize kesinlikle burada herhangi bir yapılanma istemiyorum dedim. Yapılmayacak dedim. Bakın ben şimdi bugün isim vereceğim. Mesela Koç Üniversitesi'nin olduğu yer. Tamamen dört dörtlük bir ormandı. Evet. 10 yaş grubu üzeri ormandı. Ve burasıyla ilgili benim savaşım var. Ve orada 10 yaş grubu üzeri ağaçlar kesilmiştir. Ama o zaman da çevreciler çok ağır eleştiriler yönettiler. Vallahi kimse benim yanımda yer almadı. Ben o zaman yalnız kaldım. Yani ve bütün gazetelerde orman katliamı yapıldı. Çok ağır enteresan eleştiriler geldi o zaman. O zaman o üniversite yapılamazdı. Bak o üniversiteyi yaptılar. Ve bunlar çevreci geçinenler güya. Oranın patronajını üstlenenler de o üniversiteyi oraya yaptılar. Ben cezaevindeyken dönemin cumhurbaşkanı bunu engellemek isteyenler şimdi nerede dedi. O konuşma durur şeylerimde hala, hatıralarımda. Ve biz davayı devam ettirdik. Sonunda devlet kazandı. Ve şu anda burası bizde. Şimdi alacağımız ücretin mahkemede mücadelesi sürüyor. Fakat çok enteresan. Bakın şimdi burayı ister istemez okumak durumundayım. Şu anda elimde benim bir metin var. Bu metin bu üniversitenin rektörü tarafından gönderilmiş bir metin. Değerli öğrenciler, şehirdeki olağanüstü durum itibariyle bu hafta sonu verilecek olan sınavlara katılamayacak bütün öğrenciler sağlık raporu getirmeksizin önümüzdeki günlerde açıklanacak başka bir tarihte telafi sınavı alabileceklerdir. Selam ve sevgilerle. İsim ve rektör. Şimdi Zekeriyaköy Nire, Taksim Nire. İki, bu okulun öğrencilerinin ciddi bir kısmı yatılı. Şimdi bu yazıdan ben farklı şey anlıyorum. Bu nedir? Yani siz bu eylemlere katılabilirsiniz. Bu demektir. Çünkü aynı şeyi ODTÜ'de, Ankara'da yaşananlarda gördük. Aynı şeyi maalesef Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde gördük. Burada bir defa üniversite yönetimlerinin de öğrencilerine hakim olamayışları noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Olay farklı yerlere bu şekilde çekiliyor. Şimdi olması gereken eğer bir demokrasi mücadelesi ise demokrasi mücadelesi sandıkta verilir. Demokrasi mücadelesi meydanları yakıp yıkarak, kırıp dökerek verilmez. Yakıp yıkmak olsa haklısın ama efendim yani demokrasi mücadelesi meydanlarda da verilir. Yani mitingler yapılır, insanlar kendilerini duyurmak isterler. Tamam. Yani eyvallah. Sizin de gençliğiniz mücadelesi içinde eyvallah. Geçti. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde yani yıkıp dökme noktasında evet. %100 haklısınız. Bakın ben açıklama yaptım. Ne dedim? Polis burada biber gazı vesaire bunları kullanmak suretiyle aşırı gitmiştir. Ama geliyor işin öbür boyutuna. Diyelim ki dün polis bunların hiçbirini yapmadı. Yani minimize oldu iş. Peki ne yaptılar? Polisin araçlarını, gereçlerini yaktılar. Efendim ben isterseniz gördüklerimi söyleyeyim. Şimdi benim sabah gördüğüm manzarayla, benim iş yerim tam onun göbeğinde biliyorsunuz. Sabah gördüğüm manzarayla akşam gördüğüm manzara arasında bir uçurum vardı. Gündüz saatinde orada olanlar hakikaten sıradan insanlardı. Yani büyük bölümü kadınlardı. Arada sizin bahsettiğiniz marjinal gruplar da vardı. %15, %20, %10 saymam mümkün değil ama çok doğru düzgün insanlar da vardı. Hatta bu doğru düzgün insanlar, yani doğru düzgün dediğim yani gayet günlük hayatta her gün karşımızda olan hiçbir siyasi mensubiyeti olmayan, hatta büyük bölümü belki de hayatta ilk defa bir yere çıkmış bir insanlardı. Yani baktım gördüm çünkü. Onlar marjinalleri engellemeye çalıştılar hatta. Yine çünkü marjinal gruplar yine bir şeyler yapmaya çalıştı. Engellemeye çalıştılar. Gece onlar evlerine dönünce ortam birdenbire farklı gruplara kaldı tabii gece geç saatte ve o bahsettiğiniz olaylar oldu. Ama yani oradaki bütün kitle aynı kitle değildi. Şimdi bütün kitle aynı kitledir diye bir iddianın içinde değiliz. Biz şimdi oranın ortaya koyduğu sebep-netice ilişkisine bakıyoruz. Muhakkak. Yani bu sebep-netice ilişkisinde ortaya çıkan netice çok önemli. Çünkü yani toplum psikolojisinde, kitle psikolojisinde öyle bir durum söz konusudur ki oradaki bir azınlık icabında çoğunluğu alır,
sürükler götürür. İşte CHP Genel Başkanı oraya kadar çıkıp gelmeye çalıştı. Ama mesela istemedi. Kitle ona tepki gösterdi. Bak, geleceğim bir yer. Ne yaptı? Orada kendisi beklediği havayı bulamadı. Kabullenmediler. Çünkü olayın bir farklı şeyi vardı. Olmadı. Kadıköy'ü iptal etti. Ondan sonra oraya çağrı yaptı. Fakat ilginç olan şey şu. Bu işi körükleyenlerin arasında başından itibaren onları görüyorsunuz. Ama ben bu arada yani bütün olumsuzluklarına rağmen mesela bir MHP bu işin içerisine bulaşmadı. Hatta BDP de bu işin içerisine bulaşmadı. Ve burada CHP ortada bu şekilde yalnız kaldı. Mesela çok ilginç bir şey. Burada önümde şöyle bazı resimler var. Bakın bunlar yakılıp yıkılan bazı araçlar. Evet. Belediye otobüsleri. İşte burada aynı şekilde polis araçları. Gecenin bunun hepsi oldu efendim. Bunlar hep oldu. Aynı şekilde yine burada. Ve burada aşırı uçlar var. Ve projede bir defa kesinlikle CHP'nin onayı var. Mesela şimdi bu protesto eylemlerindeki hasarlara bakıyoruz. Şu anda aldığım resmi rakamlar bunlar. Bu resmi rakamlarda 1 Haziran 2013 tarihinden 2 Haziran 2013 saat 11'e kadar gerçekleşen yaklaşık 24 saatte 89 polis aracı, 42 özel araç, 4 otobüs, 18 belediye aracı, 4 bize ait binalar, 94 iş yeri, 1 konut, 1 polis merkezi, çok sayıda otobüs durakları, bunların hepsi yakılıp yıkıldı, kırıldı, döküldü vesaire. Televizyonların, gazetelerin araçları da yıkıldı. Evet. Efendim yani. Bize de ağır bunlar yapıldı. Vardı. Şimdi yani neyin karşılığında, ne oldu da siz bunları yapıyorsunuz? Sizin seçim haklarınız mı elinizden alındı? Demokratik haklarınız mı elinizden alındı? Neden acaba bunlar oluyor? Bu sorunun cevabını Allah aşkına sizler bulabildiniz mi? Buluyor musunuz? Efendim ben gördüğümü söyleyeyim. Yani ilk günde... Yani neden dolayı bunlar yapıyor? Şunu söyleyeyim efendim. Ben tabii %100 bir tespit gelir. İzlenimdir. Yani istihbarat olarak değerlendirebilirim. Benim ilk gördüğüm şu. İlk günde orada küçük bir grup vardı. Yani 300-500 bir grup vardı. Polisin bunlara yönelik ağır hamlesi... Çünkü yani yolu kesmemişlerdi. Açık söylüyorum. Yolu kesmemişlerdi. Parkın içinde eylem yapıyorlardı. Bu eylem demokratik olabilir, antidemokratik olabilir, doğru olabilir. Bir eylem yapıyorlardı ve işte... İçlerinde sadece bir siyasetçi vardı. Gerisi de işte çeşitli gruplardan kişiler vardı. Polisin ani saldırısı ve bunun medyaya yansımasından sonra, özellikle sosyal medyaya yansımasından sonra vatandaşlarda bir tepki oluştu. Elbette ki dediğiniz gibi bu tepkiyi kendi lehine çevirmek isteyen bir takım gruplarda aralarında yer aldılar. Belki provokade ettiler. Ama yani o başlangıçta onlara gaz sıkılıp çadırlar yakılacağını, çocuklar fazla gürültü yapmayın, buyurun su, yemek falan denseydi onlara o kadar sert tepki gösterileceğini, emin olun ki bana öyle geliyor. Oradaki sıradan vatandaşlar, benim gibi, sizin ailenizden insanlar gibi insanlar, emin olun orada olmazlardı. Polis onları oraya biraz şimdi şey Fatih yaptı. Bey bakın, bu dediklerinize bir yere kadar katılırım. Ancak bakın bir şey var. O da her ülkenin kendine ait kültürel noktada yapısı var. Bir yapısı var. Ve insanının da genlerinde olan bazı yaklaşım tarzları var. Şimdi bizde bu tür bazı gruplar belli yerlere yerleştikleri zaman oradan icabını da çıkmayı da bilmeyebilirler. Ve orayı sürekli olarak terörize edebilirler. Biz bunu mesela Ankara'da tekel işçileri meselesinde de yaşadık. Aynı orada da aylarca ya şöyle biz müşfik davranalım. İşte hatta yeme, içme vesaire bu tür konularda da kendilerine destek verilsin, yardımcı olunsun vesaire. Sendikayla görüşmeler vesaire bunlar yapıldı. Bütün bunlara rağmen aylarca o iş orada çözüme kavuşmadı. Sonra tabii maalesef yine arzu edilmeyen neticeyle bitti. Hatta yani tekliflerimiz oldu. Belli getirdiğimiz mevcut yasal düzenlemelerimiz vardı. Bu yasal düzenlemelerde hakkınızı kaybedeceksiniz. Bak gelin buraya filan dememize rağmen. Şimdi burada da atılan adımlarımız var. Bizim bu adımlarımızda bir defa onların yaklaşım tarzına aslında cevap veremeyecek bir durumda değildik. Bizim şeylerimizin hepsi doğru
samimi yaklaşımlardı. Ama şu anda tabii bir Twitter denilen bir bela var. Burada abartı. Twitter, cıvıtır diye bir lafı var bir gazetede. Ne dersiniz? Hepsi var. Yalanın daniskası burada. Tabii bu sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumun ve toplumların bana göre baş belasıdır. Çünkü bu denli yalanlar, yani bakıyorsunuz işte ağaçlarda sallandıracaklar, bilmem ne yapacaklar. İşte yok bilmem 100 tane İslamcı şu Kaleşnikovlarla Taksim'e saldırıyor. Onları hemen yalanladılar. Onlar yazıldı, doğru söylüyorsunuz. Yazıldı, hemen anında yalanlamalar geldi, inanmayın diye. Yalanlamalar kimden geldi ama? Bunlar önemli. Şimdi siz bunları yazarsınız, o yalanlamayı okuyamayan, göremeyen de bunu kaçırır. Ve toplum bu şekilde terörize edilir. Yani şimdi ben bir başbakan olarak, benim bir partim var. Yani Photoshop'larla cesetler yayınlanıyor. Evet. Ve ben şimdi istesem, onlar Taksim Meydanı'na mı çıkardı oraya 20 bin kişi, 25 bin kişi? Ben 200 bin kişiyi, 250 bin kişiyi, 500 bin kişiyi Kazlıçeşme'ye çıkarırım. Ben de bunu yaparım. Benim bir partim var, bir tabanım var. Yani biz bunu yapacak güçteyiz. Ama biz bunlara aynı anda böyle bir şeyde cevap verme yoluna gitmedik. Ve partimin tabanı da ne oluyor? Yani biz bunlara karşı sessiz mi kalacağız diye sürekli bizi onlar da aradılar. Biz hepsine sükunet telkin ettik. Çünkü Türkiye bir kalkınma modunda ya. Türkiye şu anda dünyada ses getiriyor. Böyle bir yarışın içerisinde. Ben şimdi her gün iki yerin, üç yerin kalkıyorum, açılışını yapıyorum. Bu milletimin şu anda hizmetinde olan eserler bunlar. Biz bununla gayret eder, bunlara kafa yorarken, bunlar için terlerken, bakıyorsunuz Taksim'de böyle bir olay, hayırlı bir hizmet orada yapılırken, hayırlı bir hizmet yapılacakken birileri de geliyor, onu provoke ediyor. Yani şimdi bu şunu getiriyor. Biz, yani 21,5 milyon oy almış bir parti. 21,5 milyon. Yaklaşık %50. Yani bizim söz sahibi olmayacağız. Diyelim ki CHP %21, %22. Zaten aşırı uçları falan konuşmamıza gerek yok. Onlar gelecek, tahakküm edecekler. Böyle bir mantık olamaz. Yani ben çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşıyım. Ama azınlığın da çoğunluğa tahakkümüne asla biz evet diyemeyiz. Yani demokrasi ise demokraside yetki kiminse yetkiyi o kullanır. Muhakkak ki kullanır. Ama herkesin de birbirlerine saygı duyması gerekir. Saygı duyar. Yani bunun kesinlikle olması gereken budur. Ama biz bunu da sandıktan sandığa yapmamız lazım. Toplu gösterim yapacaksın. Bunun hukukta yeri var. Müracaatını yaparsın. Gösteri yerleri bellidir. Gidersin orada gösterini yaparsın. Yürüyüş mü yapacaksın? Yerleri bellidir. Gidersin orada yürüyüşünü yaparsın. Ya bunlara mani bir hal yok. Bunları yapabilirsin. Ama yani bu toplumun bütün alanlar yol geçen anı değil ki. Yani ben istediğim yerde toplantı yaparım, istediğim yerde yürürüm. Bu toplum hayatını bir defa tamamen sekteye uğratır. Yani siz kendiniz istediğiniz yerde istediğiniz şeyi yaparken siz diğer toplumun katmanlarına saygı göstermeyecek misiniz? Onun için de yani bugün hakikaten gelişmiş toplumlarda, medeni toplumlarda bu işlerin hepsi belli bir yere bağlanmıştır. Ve ona göre de herkes adımını atar. Ama her yerde de zaman zaman olaylar çıkıyor. Yani Avrupa'da da görüyoruz. Olaylar işte, çıkıyor, olaylar polis çıkıyor müdahale ama olaylara ediyor. Karşı da polis bizdeki müdahalenin altında kalmıyor yani. Çok daha ileri müdahaleleri yapıyorlar. Yani her yerde, bakın dün ben tabii, mesela Almanya'daki müdahaleleri gördüm. İspanya'da, Almanya'da. İspanya'da, İngiltere'de biliyorsunuz olan nasıl yere yatırıyor, neler yapıyorlar onları da gördünüz. Benzer şeyler bizde de oluyor. Gönül tabii olmasını istemez ama yani bunlar her yerde insanın olduğu her yerde maalesef olan şeyler. Hoşnut olmayan, muhalif olan, beğenmeyen. Olmasını istiyoruz. Bakın şimdi mesela biz Yenikapı'da büyük bir meydan yapıyoruz. Mitingde, aynı şekilde var. Evet. Küçükyalı'da dev bir alan yapıyoruz. Niye? Hem Avrupa hem Asya yakasında iki tane büyük meydanımız olsun ki bu meydanlarda miting yapacaksa gelsin mitingini yapsın. Konserse konserini yapsın. Bütün gösteriler buralarda yapılsın. Ama iş mekanlarının olduğu bölgelerde oradaki esnafı, tüccarı mütezarrır edecek, oradaki vatandaşı zarar dide edecek olaylara fırsat vermeyelim. Onun için tedbirleri biz devletsek, hükümetsek almak zorunda değil miyiz Fatih Bey?
tabii almak zorunda efendim yani. Ama şunu söyleyeyim mesela. Şimdi o bazen olaylar istenenin dışında gelişiyor. Yani mesela ağaç diyorsunuz, ağaçtan çıkıyor olay, başka yere gidiyor. Benim gördüklerimin arasında şu da var mesela. Bir kısım insan da ya biz acaba dışlanıyor muyuz hissine sahipler Türkiye'de? O hisse kapıldıkları zaman da dediğiniz gibi şimdi, zaman... Öyle demeyin ya. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Galatasaraylısın. Galatasaraylı. Bize stat yaptınız tamam. Ben şimdi bugüne kadar konuşmadım. Şimdi Galatasaray stadını biz yaptık. Evet. Teşekkür ettim ben tamam. Size. Her fırsatta. Ya seninle ilgili konuşmuyorum. Şimdi yaptık. Açılışına gittim. Ve açılışta biz orada belli bir grubun başlatmasıyla yuhalandık. Ya 400 trilyon para harcamışız. Ve ülkemizin dışarıda temsil kabiliyeti güçlü olan bir kulübüne böyle bir stat yakışır demişim. Ve ben arkadaşlarıma bu talimatı vermişim. Ve bu stadı yapmışız. Şu anda bir numaralı stat Türkiye'de orası. Ve bu da Galatasaray Kulübü'nün kullanımında. Şimdi aynı şey mesela kapalı spor salonlarında. İşte İstanbul Sinan Erdem, Ankara'da Arena. Ya şimdi buralarda da bakıyorsunuz. Belli bir ideolojik grup ki bu Galatasaray'da da var, Fenerbahçe'de de var, Beşiktaş'ta da var, Trabzon'da da var, hepsinde var. Ve bu gruplar, ya hizmet veriyorsun, bu hizmete rağmen ya size her türlü hakareti yapıyorlar. Şimdi hakaret bir hak mıdır? Yani marifet iltifata tabidir ya. Yani biz size hizmet veriyoruz ve bu hakareti yaparken... Bir de onların güç aldıkları siyasiler de, köşe yazarları vesaireler de, işte başbakan artık diktatör olmaya başladı. İşte çok sertleşti, çok şey oldu, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Yani kusura bakmayın da siz köşenizden yazılarınızla bize bu kadar saldırırken, hakaret ederken, biz de sesimizi biraz yükseltelim ya. Yani bu da insanın biraz kendi yani yapısıyla alakalı bir konu. Üstelik benim de kendime göre fıtratımda bazı şeyler var. Siz oradan yazıyla bana vuracaksın, çakacaksın. Biz bu kadar hizmeti yapacağız. Biz de bunun karşısında sessiz duracağız. Ben dilsiz değilim ya. Yani benim de dilim var. Tabii ki burada konuşacağım. Şimdi ard arda biz bütün bu eserleri yaparken, bu yatırımları yaparken işte 3 milyara yakın fidan ve çeşitli yaş gruplarında ağaç dikmiş bir iktidarı kalkıyor mesela sizin programınızda o milletvekili arkadaşımız Sırcı'ya geçen bir soru. Evet. Kalkıyor diyor ki ben ağaçların milletvekiliyim. Ya 3 milyar fidanın ve ağacın milletvekili kim? Biziz. Biz diktik onları. Ve hala dikiyoruz. 160 şu anda milli park yaptık. Hektarlarca alanda. Ve bunları yapmaya devam ediyoruz. Ama olay Fatih Bey, bu parkla alakalı bir olay değil. Neyle alakalı? Olay tamamıyla ideolojik. Ve bu ideolojik yaklaşımla iktidarıma yönelik, aynı şekilde şu anda şahsıma ve en önemlisi de İstanbul'da yaklaşan Büyükşehir Belediyesi seçimleri var. Şimdi Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde biz... AK Parti iktidarından burayı nasıl alacağız? Bunun gayreti içindeler. Bunun çalışması içindeler. Bakın mesela şimdi biz 3. Havalimanı'nı İstanbul'a yapıyoruz değil mi? Yani bu olaylar sizin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'nı AK Parti'nin kaybetmesi için mi yapılıyor? Bir yanı o. Bir diğer yanında tabii AK Parti ne kadar oy kaybeder? Yani bunu nasıl başarabiliriz? Onun için siyasi bir şey. Mesela burada benim şahsıma yönelik yapılan hakaretler, yaklaşımlar vesaireler. Ha ben bunlardan çekinmiyorum. Bunlardan asla alınganlık falan da duymuyorum. Yani burada milletimin başbakanına olan sahiplenişini yaptırdığım kamuoyu araştırmalarında da görüyor. Yani burada bir sıkıntı yok. Milletime bize görev verdiği süre içerisinde biz hizmet etmeye zaten devam edeceğiz. Burada bir sıkıntımız yok. Al şimdi 3. havalimanını yapıyoruz değil mi? Biz şimdi İstanbul'un içindeki havalimanını da belli bir bölümü hariç tamamen yeşil alana dönüştüreceğiz. Onun sözünü geçen programda vermiştiniz. Kesin evet. Değil mi o? Tabii. Bir bölümü dediğiniz o mevcut terminalleri galiba fuar alanında yapacaksınız. Yok yok sadece iş adamlarına yönelik
orada belki bir yer bırakacağız. Yani şehir içinde. O fevkalade haller için de kullanılabilecek havan bir olacak. Yer olsun. Ama bunun dışında büyük kısmını, daha çok büyük alanı tamamıyla yeşil alan. Orada konut monut olmayacak. Hayır, hayır. AVM de olmayacak. Zaten İstanbul şu anda AVM'si itibariyle doyuma uğramış. Doyumun dışına çıkmış. Her yani şu anda işe bir metrekare düşüyor. İstanbul'un en büyük sıkıntısı şu anda rezidans ve oteldir. Otel evet. Noktasında ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü İstanbul'a gelen şu anda kendisine yer bulamıyor. Böyle bir durumdayız. Peki, bu da aslında bizim şu anda iftihar vesilemizdir. Yeter ki İstanbul'a gelen kendisi otel arasın. Onlara imkan sunalım. Fiyatları da yükseltelim. Ve böylece fiyatları hem sunsun. Bu da tabii İstanbul'da yaşayanların gelirini falan artıracak olan şeylerdir. Peki başbakanım, şimdi şu Taksim'de yapılacak olan alışveriş merkezi denilen... Şimdi bu belli ki siz bunu... Ya şehir müzesi olduğunu kabul edin. O zaman şimdi ne diyecekler? Onu diyeceğim. Şimdi mesela şehir müzesi olduğunu şehir kabul müzesi olsa, hı, altına da AVM değil de sanat galerileri olsa, İstanbul'u anlatan güzel dükkanlar olsa böyle ya ama... Ya şehir müzesi diyelim şu anda. Peki kaç ağaç kesilecek orada? Kaç ağaç kesilecek? Ya şimdi o mevcut eski projede ne kesilecek demeyelim. Eğer sökülebilecek olansa o sökülebilir. Ama o sökülmenin yanında da orada çok daha fazlasıyla ağaç hem yayalaştırma yapılan bölgeye dikilir hem içeriye, yani oranın avlu denilen kısmının içine. Peki mesela bugün Taksim'de kaç ağaç var? Proje bitince kaç ağaç olacak? Ya şu anda sayısı falan. Daha artacak mı peki? Yani daha mı çok olacak? Kesinlikle. Artar eksilmez. Artar eksilmez. Çünkü yani şunu biliyorum. İstanbul Park ve Bahçeli... Şimdi orada biliyorsunuz şu anda yayalaştırmanın yapıldığı yerle Gezi Parkı'nın olduğu yerde bir yükseklik var. Evet, bir kot farkı var. Kot farkı var. O kot farkından sonra tekrar bir düşüş var. Şimdi orada tabii o kot farkı sıfırlanacak. Sıfırlanarak orada yeni bir alan kazanılacak. Şimdi orada Mete Caddesi, yani AKM'nin önünden giden cadde, orası bir defa tamamen otomobiller orada yerin altına alınacak. Cumhuriyet Caddesi aynı şekilde yerin altına alınacak. Onun da asker ocağı arka tarafta, o da yine yerin altına alınacak. Dolayısıyla tamamıyla çevre yayalaşmış olacak. Yani artık anne baba Taksim Meydanı'na çıktığı zaman İstanbul'un hakikaten kendisi için en önemli gezi alanını orada görmüş olacak. O tarih kültürle, AKM ile, aynı şekilde yeni peyzaj düzenlemeleriyle, çevre düzenlemeleriyle o parkta görmüş olacak. Şimdi mesela orada o McDonald's vardı bir tane, bir hamburger restoranı, yanında bir köfteci. Eski Türk Hava Yolları bürosunun olduğu sıradaki binaları yıktınız mesela. Bence onları... Oralarda şimdi işte bir alışveriş yeri. Zaten vardı yani, bir öbür tarafta da vardı işte. Şimdi mesela bana göre, şimdi mesela bizim Taksim Camii olayı var. O nereye yapılacak? Şimdi o Maxim'in arkasına. Çünkü Maxim'i şu anda mesela şunlar konuştu efendim. Maxim'i biliyor musun? Gayet iyi biliyorum. Hı? Arkasında bir üçgen alan var ve o, orada... O alanın tamamına. Bir de şeyin yeri vardı. Belediyenin vagonları koyduğu İSKİ yer vardı. Maxim'in olduğu, evet, yerin tamamını o alan. Ama öbür tarafta mesela benim şu anda... Bak burada ilk açıklamasını yapıyorum. Arkadaşlarla görüşüp oradaki meşhur kilise vakfıyla da görüşmek suretiyle kilise vakfının önündeki bütün o dükkanları ben diyorum ki kaldıralım. Ben bunu yıllardır söylemedim. Tamam mı? Orada ama tabii onu vakıfla anlaşacağız. Biliyorum. Vakıfla anlaşacağız ve vakıf kamulaştırma bedeli neyse kamulaştırma bedelini ödemek suretiyle oradaki kiliseyi biz istiyoruz ki meydana çıkaralım. Kilise meydana çıksın. Öbür tarafta cami ve bizim medeniyet anlayışımızın çok açık net bir görüntüsü olur. Yani böyle bir orada güzelliği de kazanabiliriz. Şimdi Başbakan Tayyip Bey şunu da söylüyorlar. AKM'yi yıkacaksınız. Diyorlar ki, size de ulaşmıştır. Bir, bu AKM yıkılacak, yerine alışveriş merkezi yapılacak. Ya aynı şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde demediler mi? Muhsin Ertuğrul'da demediler mi? İki, diyorlar ki yapmayacaklar. Üç, diyorlar ki oradaki Atatürk adından rahatsız oluyorlar. O yüzden yapmak istiyorlar. O yüzden yıkmak benim istiyorlar. Benim adım Tayyip Erdoğan. Biliyor musun? Tamam. Biz bu yola çıkarken ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Biz orada temeli attığımız gün tarihini veririz ve o tarihte de AKM'yi bitiririz. Yine Atatürk Kültür Merkezi olarak. AKM diyorum işte. Orayı bitiririz. Ve bizim şu andaki şeyde Türkiye'nin sahip olduğu maalesef ciddi manada kültür merkezleri çok. Ama gerçek manada kültür merkezi yok.